Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Onur ve bugün gördüğünüz gibi yepyeni bir Sivasspor kariyeri videosu ile sizlerle birlikteyim. En son burada UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Kulüp Brugge maçına geçmeden önce bırakmıştık. Geçen bölümde ligde yine tabii ki işlerimiz çok iyi gitmiyor, sürekli berabere kalıyorduk. En son Beşiktaş'la 1-1 berabere kalmıştık ama kupada Başakşehir'i geçtik. 3-2'nin rövanşında 2-1 kazanarak kupada devam ettik ve rakibimiz Beşiktaş oldu. Burada da tekrardan iki ayaklı maç oynayacağız ve ondan sonra da final var galiba. Yoksa bu final miydi lan? Yok, final iki ayak olmaz. Yarı final herhalde bu. Ondan sonra final olacak. Geçen bölümde tabii ki Arsenal'ı elemiştik. 1-1 berabere kaldıktan sonra Arsenal'ı geçip Kulüp Brugge'de eşleşmiştik burada son 16'da. Alanya Spor'la da berabere kalmıştık. Ligde işlerimiz çok güzel gitmiyor. Hatta şu puan durumuna bakalım. Süper Lig'deki. Şöyle yapalım. Süper Lig diyelim. Evet, şu anda 55 puanımız var. Ama 29 maça çıktık. Abi dakika lan. 6 puan fark var. Ben fark daha çok sanıyordum. O kadar yokmuş. Galatasaray'la 6 puan farkımız var. Bir dakika. Dur. Ben biraz ümidi kesmiş vaziyetteydim de. O kadar da değilmiş yani. 6 puan fark. Çok da kapanmayacak bir fark değil. Ayrıyeten ligin sonlarına doğru oynayacağız onlarla. Hem Fenerbahçe'yle hem Galatasaray'la oynayacağız. Beşiktaş'ta da kupa maçı var zaten. Bu arada hafife almayalım tabi. Yani çok da hafife almaya gerek yok. Ama yani üst tura çıkmak için de çok da zor bir rakip değil. Ki burada yenmemiz de gerek yok. Kadromuz kaliteli çünkü. Boş kadromuz yok. Burada çeyrek finale doğru ilerlememiz lazım. Lan ben hani böyle fark 8-9 falandır sanıyordum. Galatasaray'da yenilmiş herhalde. O yüzden açılmamış fark. Şimdi bu şekilde güzel değil mi? Ampo da bir tık yorgun ama idare eder o da. Full kadroyuz. Başlayalım bakalım. Bölümümüzün ilk maçında rakibimiz Kulüp Brugge. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda. İlk maçındayız şu anda. Kendi evimizdeyiz. Bunun tabii rövanşı olacağı için ve geçen sene oynadığımız için şu an deplasman golü kuralı olduğu için burada gol yemeden kazanmamız çok önemli. Ve bir sonraki maçta deplasmana gideceğimiz için de ekstra avantajlı olmuş oluruz. Eğer burada şöyle bir 2-0, 3-0 falan kazanırsak baya güzel olmuş olur. Adamlarda Chong falan var galiba. Ona benzettim. Baya potansiyelli oyuncu çünkü o da. Tayyip Chong. Chong. Haydi abi şurada ilk golü erken bulalım. Kilidi erken açalım. Zaten 1-0'dan sonra da hani kolay açılır gibime geliyor. 1-0'dan sonra. Adamlar da böyle biraz şey yapar. Ne oluyor oğlum? Abi niye bekliyor lan? Hiçbir şey yapmadı ki adam. Out. Ne oluyor oğlum lan? Aa, başladık. Saçma sapan şeyler. Ver şuraya. Süper. Aşağıdan Miyoshi koşuyorsun. Miyoshi. Ricky gördü. Ama kale çıkıyor. Yapma be Mignole. Max Gradel jübile... Ne? Nasıl jübile yapmayı düşünüyor ya? Sözleşmemiz yok mu? Hayır abi öyle bir şey yok ya. Ne jübilesi lan? Adam daha genç ki. O kadar da yaşlı değil. 10 milyondan fazla değeri var oğlum. Ne jübilesi lan? Aa bilseydim satardım bu arada. Teklif falan vardı çünkü. Yani... Max Gradel'e teklif geliyordu. Ama bilseydim satardım ha. Bu arada Kayode biz Gradel'den bahsederken 1-0 öne geçiriyor bizi. Erken gol gelmesi çok önemliydi ve burada 1-0 öne geçiyoruz. Lan Gradel olayı moralim bozdu ya. Bir maçtan sonra bakalım ona. Biz şimdi şu maçın tadını çıkaralım. Kayode yine araya kaçtı ve golünü attı. Kulüp Brugge karşısında 1-0 öne geçiyoruz. Oleran Vojo Kayode'nin golü. Kapattığı köşeye vuruyor, kaleci olduğu yere yığılmış tabii ki. Yapabileceği hiçbir şey yok. Hem sert vurdu hem de güzel yere vurdu. 6. golü UEFA Avrupa Ligi'nde. Güzel. 1-0 önde başladık. Şöyle bir 3-0 yaparsak maçı atlayalım. Sonuca geçelim daha doğrusu, atlamak derken. Hani gerisini oyun simüle etsin. Hani en kötü 3-1 falan olur herhalde. 3-0'dan sonra. Bakalım. Şimdi bir tane attık. Adamlar biraz daha açılır. Oradan 2'yi bulursak zaten bizi kimse tutamaz. Oradan akar gideriz. Bu arada kura şansı çok önemli. Yani Kulüp Brugge'yi çekmemiz çok iyi oldu. Şanslı oldu. Daha zor rakipler de çekebilirdik. Bu saatten sonra Tottenham falan var mı bilmiyorum. Leicester falan olabilir kuralarda. Tam hatırlamıyorum şimdi kimler var ama Inter falan da vardı galiba. Geliyorlar. Lang. Ortaya doğru verdi. Abi. Chong'un golüyle 1-1 oluyor. Tayyip Chong. Ayağının üstüyle vurdu değil mi orada? Ben bizimkileri uzaklaştıracak sandım. Arkada bomboş yakalanmışız ya. Gerçekten bomboş yakalanmışız abi. Şuraya bak. Tamam buradan geliyorlardı.
Oğlum adamın önüne geçememişiz ya. Sol ayağıyla vuruyor. Dokunmuş değil mi? Of, güzel de gol atmış ya şimdi. Hakkını da vermek lazım. Güzel gol atmış. Taichung ikinci golüymüş. 1-1. Evet, golü yedik abi. O zaman yine bir 3-1 falan yapalım da o şekilde kazanalım. Başka türlü hani deplasmana gideceğimiz için kendi evlerinde oynayacakları için sonraki maçı bir tık daha sıkıntı olabilir. En azından şöyle iki farklı falan gidelim ki kazanma şansımız biraz daha kolay olsun. Taylan kaçıyordun. Kayode'ye aktardık. Güzel Kayode. Şimdi Miyoshi'ye. Miyoshi ve gol. Çok güzel kaçtık araya. Hemen cevabını verdik. Gollerinden sonra anında cevap verdik. Grup buruş karşısında tekrardan öne geçiyoruz. Şurada farkı 2'ye 3'e çıkartalım. Ve yolumuza bakalım. Önümüze bakalım. Bu şekilde ikinci golümüzü bulduk. 17 numara Miyoshi. Kayode bu sefer asist yaptı. Çok güzel kaçtı yine araya. Şurada bekliyor. Miyoshi çok güzel kaçtı. Hop. Bam. Plasesini gönderiyor. Güzel. 2-1'e geldi durum. Koji Miyoshi ilk golü Avrupa Ligi'ndeki. Şimdi bir tık daha vitesi arttırıp hatta şöyle ofansif bekler açıkmış lan. Ne zaman açtım ben? Yanlışlıkla açmışım herhalde. Bakayım başka bir şey açık değil mi? Yok. Ofansif bekler açıkmış. Ha, taktikten dolayı mı acaba ya? Neyse güzel, daha iyi. Zaten onu açacaktım. Ofansif beklerle birlikte bir gol daha bulursak süper olur. Lang. Lan Ahmet Oğuz çok güzel geçti bu arada. Aman dikkat abi. Miyoshi. Faul yapıyordu. Balanta. Vanaken. Ortaya verdi Ampodu. Ampodu kapattın. Çok güzel Ampodu. Şimdi verdim pasını. Güzel çıkalım. İyi çıkalım. Kayada koşuyorsun. Tamam. Riki. Riki hadi be. Alamadık ya. Riki'den ortaya doğru. Taylan. Şimdi yukarıyı gördü. Gradel'le geliyoruz. Gradel yaptı ortayı. Kimse yok orada. Kimse yok orada. Aşağıya ver. Evet, ilk yarı sona erdi. 2-1 üstün bir şekilde soyunma odasına gidiyoruz. İkinci yarıda şöyle bir gol daha atarsak yeter. İki farklı gidersek zaten kazanmış sayabiliriz kendimizi. Deplasmana. Savunuyoruz. Savunamadık. Skor 2-2 abi. Skor 2-2'ye geliyor. Bomboş gol yedik ya. Yine ortamız bomboş. Evet abi. Kulüp Brugge 2-2 yaptı. İkinci yarının başında direkt yedik golü. Direkt yedik golü ya. Şurada Ampodu ile belki tutarız dedim. Hani çok da şey yapmaya gerek yok dedim. Hani sıkıntıya girmeye gerek yok dedim. Kafa vuruşundan gol yiyoruz. Orta yapacağını hiç tahmin etmedim. Hani şöyle geri doğru pas atar oradan bir şeyler yapar dedim de. Beklenmeyen bir anda orta geldi. Ben orada şeye güvendim ya. Ampodu'ya güvendim. Hani geçit vermez belki oradan diye. Bas dostun golüyle 2-2 oldu. Ya şunlara şurada bir cevap verelim ya. Hadi be, Club Brugge kim oğlum? Kazanmamız lazım. Hadi takım. Şimdi geliyorlar. Mitrovic. Uğur Çiftçi. Kazandı topu. Gradel. Taylan bıraktı şimdi. Geçmiyor top. Yine bizde kaldı. Tekrardan Taylan. Taylan'dan ortaya. Şimdi aşağıyı gördük. Yine geçmiyor top ya. Oğlum biraz daha ileri. Takımda biraz şeyler başladı. Pas geçmemeleri başladı. Biraz daha dikkat edelim. Pasları geçirmeye çalışalım. Birazdan bu arada oyuncu değişikliği yapalım. Şey girsin oyuna. Karamoko Dembele oyuna girsin. Orada bir değişiklik olsun. Şuraya ver. Güzel. Gradel. Şöyle verdi. Çok güzel verdi. Taylan gidiyorsun. Taylan çok güzel geçtin. Taylan Antalyalı. Taylan ve gol. Sol ayağıyla bitiriyor. Ben böyle biraz daha sağdan vurdu sandım ama 3-2 yapıyoruz skoru sol ayağıyla birlikte. Kaptan Taylan'ın golü. 3-2. Kulüp vuruş karşısında öne geçtik. O zaman şöyle bir 4-2 falan yapalım artık ya. 2 fark dedikçe gol yiyoruz. Bir de saçma sapan goller yiyoruz. Hani beklemiyorum böyle. Hani bakıyorum önde oluyor diye bir anda gol yiyoruz. Ama anında da cevap veriyoruz. Öyle bir şey var. Cevabını erken verdik. Yine sol ayağıyla bitirdi. Bizim Taylan. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Hemen Miyoshi'yi çıkartalım. Dembele gelsin oraya. Sağ kanadımıza. Ve Kemal Önder'i alacağım. Gradel yerine bir Kerem... Kemal'i alalım. Kerem değil. Kone'yi bir düşünsek mi ya? Ya da Taylan'ı mı alsak oyundan? Taylan'ı bir alalım ya o zaman. Golünü de attı zaten. 3-2 öndeyiz. Çünkü 2 gün sonra Karagümrük maçı da var. O da sıkıntılı maçlardan biri. Ligde sonuçta. Hani çok da puan farkı yokmuş. 6 puan fark varmış Galatasaray'la. Ki zaten onlarla oynayacağımız için de o zamana kadar puan farkını indirmek için kalan maçlarımızı kazanmamız lazım.
O yüzden şurada Taylan'a oyunlar alalım. Yerine Chavis Simons gelsin. Oyuncularımızı biraz daha böyle dinlendirelim. Çok da fazla oynamasınlar. Zaten golünü de attı Taylan. Haydi abi. 4-2 kapatalım şu maçı ya. Bir tane daha atalım abi hadi. 3-2 sonuçta riskli skor. Yani deplasmana gideceğimiz için bir sonraki maç. Biraz risk olabilir. Ah orada ben şeyi düşündüm ya. Karamako'yu düşünmüştük. Aha aldık. Çok güzel. Yukarı. Şimdi verdik pasımızı Karamoko. Çok hızlı galiba. Hadi be ulan ucundan ya. Uzun pas geldi bu arada. Geçti verme abi. Malik Diaw koş. Mitrovic. Geri döndü. Chong. Ampadu işte bu. Tam yerinde müdahale Ampadu'dan. Xavi Simons şimdi aşağı bıraktı. Geliyoruz abi. Kemal Önder'le geliyoruz. Koş Kemal. Kerem diyeceğim geliyor sürekli. Türk gücünden alışkanlık. Yapma ya. Tamam. Manaken tekrar. Aldık topu. Malik Diaw. Şöyle. Malik Diaw ne yaptın? Malik Diaw çok kötü bir hata. Malik Diaw'dan çok kötü bir hata. Dışarıda. Top dışarıda. Lucas dışarı attı. Out. Oy son dakika. Hadi abi bir gol daha. Turun rahatlaması için bir gol daha. Tamam bizde kaldı. Kemal ne yapıyorsun abi? Kemal sabote mi ediyorsun anlamadım ki. Hadi be ulan güzel denemeydi he. Ahmet sesi güzel de yandan falan yapıyor böyle. Karamoko'dan iyi bir deneme ama ters ayaktı zaten. Sağ ayağına hani çok da oturmamıştı. Mitrovic oyundan çıktı. Rice girdi onlarda. Aha baskı yapıyoruz. Orta verecek. Geldik alamadık. Yapma. Ampadu. Uzaklaştır. Yukarı ver. Çok güzel. Haydi Dembele. Offside mı? Galiba yok. Galiba yok ama çok hızlıyız ya. Orada ben koşarak geçeriz dedim de bir şey olmadı. Artık son dakikalar. 3-2. Önde kapatıyoruz burada Kulüp Brugge'ye karşı. Xavi Simons. Faul yok. Yeme. Hayır. Hayır ya. 3-3 oldu abi. Biraz erken söyledim evet. Açmayacaktım ağzımı ya. Artı 3'te yiyoruz. 3-3 abi. Ya bizim için bir tık kötü olmuş olabilir. Adam bu arada Mukayra'ya benziyordu soldaki. Tipi falan tamamen aynıydı. Lan kötü yedik ya. Öf. Bomboş yedik. 90 artı 3'te 10 numaraları atıyor ve 3-3 abi. 3-3 berabere kaldık. Bunun rövanşı olacak. Hemen Karagümrük maçından sonra rövanşını oynayacağız. Orada artık hani daha çok atan kazanmış olacak. Deplasman golü kuralı da var ama berabere kalmayalım. Hani en azından bir farkla yenelim ki sonraki maçı burada gruplardan çıkalım. Biraz daha kolay olarak görüyordum da son dakika golü bir tık bozdu işleri. Yediğimiz goller de çok şey değildi. Beklemediğim anlarda geldi diyeyim. Kafa golü falan yedik çünkü. Bakalım ya. Daha ikinci maçımız var. Deplasmanda artık hani kendimizi göstereceğiz diyelim. Daha iyi oynayabiliriz evet. Bundan daha iyi oynamamız lazım. Haydi bakalım Ahmet sesi güzel. Şimdi Fatih Karagümrük maçımız var. Kamara oynamak istiyormuş oynatmamışız. Yani çok da gerek yoktu. Bir şey olmaz ondan. Bazı milli takımlar ha Türkiye'den teklif gelebilirmiş. Türkiye veya İsveç'ten teklif gelebilirmiş. Türkiye gelirse çalıştırırız abi, sıkıntı yok. Bakarız onlara. Şimdi kadro yine aynı, tamamen aynı. Fatih Karagümrük maçı. Şimdi şöyle yapalım. Şu hava durumunu değiştirelim. Oyun ayarları. Şuradan nereden yapıyoruz? Çok ya da açık olsun ha tamam. Açık olsun çünkü gölge yok. Hani stat çok büyük olmadığı için gölgeli değil. O yüzden bu şekilde oynayabiliriz herhalde. Formaları değiştirelim. Tamam böyle olsun ya. Deplasman falan çok fark etmez bir şey olmaz. Önemli olan benzemesin yani. Başlayalım bakalım. Evet Karagümrük maçı öncesi ısınıyoruz şu anda. Oleran Vazhukayode'nin 22 golüyle birlikte Süper Lig'de gol kralı şu anda tabii ki. Maçımıza doğru geçiyoruz. Öğlen vakti saat 1.30'da. Yine kendi evimizdeyiz. Kulüp Brugge maçının ardından Karagümrük maçı ile birlikte Süper Lig'e geri döndük. Burada tabii ki ilk 11 ile birlikte artık berabere kalmayalım. Yani yeter artık. Bütün maçlarımızı berabere kalıyoruz Süper Lig'de. Artık bir galibiyet alalım ki şu puan farkı kapansın. Ya bir türlü kapanmıyor şu fark. Ahmet Oğuz kullandı taç atışını. Ampadu çok büyük bir hata bu arada. Mevlüt geliyor şimdi. Mevlüt'ten pas geldi. Bir vuruş dışarıda Castro. Of Ampadu ya. Çok kötü yolladı orada. Az kalsın gol yiyorduk. Az kalsın gol yiyorduk. Doğan ver hemen. Ampadu güzel çık. Tamam bu sefer güzel çıktık.
Şöyle ver. Sen de ortaya şimdi. Taylan. Hocam faul. Nasıl yok bu arada ya? Allah Allah adam. Bayağı kayarak almadım onu. Castro. Şimdi kazandık topu. Malik Diaw. Max Gradel topu aldı. Önü bomboş. Koş koş koş. Sağ bekleri ileri çıkmış. Bak yanımızdaki sağ bekler herhalde. Koş koş koş. Koş oğlum. 29 maçta 56 gol atmışız lan. Hadi 57 olsun. 57 olsun ve gol. Tam söylediğimiz zaman arka direkleri gideceği Jones 1-0 öne geçiriyor. Sivasspor Karagümrük karşısında 1-0 önde. Dakika 12'de attık golü. Tam söyledik bak 56 golmüş. 57 olsun dedik ve anında da 57 yaptık onu. Hop. Tak. Sadece dokunmak kalıyor Ricky'ye. Güzel de bir yerde bekliyordu. Tam yerinde. Olması gereken zamanda, olması gereken yerde. Ve güzel de vurdu. Kalecinin tutamayacağı böyle tam bacağıyla kolu arasına vurmuş. 7. golü Süper Lig'de. Güzel. Güzel. Bir de şeyde geldi ha. Ara dönemde geldi yani. Hani daha erken gelse daha güzel olabilirdi yani. Sezon başından beri oynasa Kayode ile ikisi çok daha fazla skora katkı edebilirdi. Katkı yapabilirdi. Olsun. Zaten o yüzden aldık. Hani ikinci yarı bize yardımcı olsun diye aldık ve şu anda 1-0 öden geçirdi. Haydi takım. Artık berabere kalmayalım. Çok güzel bu arada hocam. Faul mal yok. Şimdi şöyle verdik. Miyoshi. Şimdi Kayode'nin koşusu var. Geçmiyor top. Balkoveç. Aldık. Hadi be. Jimmy Durmaz. Jimmy Durmaz'dan Borini'ye doğru. Kapat. Çok güzel derken yapma hocam. Hocam hiçbir şey yok mu ya? Ya oğlum. Nasıl hiçbir şey yok ya? 1-1'e getiriyorlar skoru. Dakika 22'de attılar. Endao mu? Kim o? Endao galiba. Evet Endao'nun golüyle 1-1'i buldular. Ulan. Dönel top yüzüne çarpmış ya. Ulan şansa bakar mısın? Adamdan sekip yüzüne şop diye çarpmış böyle. Alassana Endao. Skor 1-1 şimdi. Artık hani beraber kalmayalım dediğimiz üzere tekrardan golü yedik. Gerçekten berabere kalmayalım artık. Burada gol atmamız lazım. Güzel. Gradel. Bir daha Gradel. Bir tık yavaş geldi o top ya. Ve yanlış yere geldi. Aha. Kayode araya girdi. Kayode gidiyorsun. Kayode yaptın ortanı. Arka direk yine olmadı. Arka direk değil de işte arka taraftaydı. Fabio Borini. Jimmy Durmaz. Jimmy Durmaz'dan ortaya doğru. Mevlüt Castro. Lucas Biglia. Endao. Endao'dan Castro. Şimdi Altınay. Altınay'dan ortaya. Mevlüt. Hocam faul varmış. Ver ver ver. Ver faulü. Niye vermiyorsun ya? Neyse abi. O kadar istedim de vermedi. Bir şey olmaz. Şimdi aşağı verdik. Tut lan tut be. Yapma ya. İşte bu. Çok güzel Hasan Yusuf. Koş koş koş. Koş oğlum. Şimdi aşağıya ver. Koş. Ricky J. Jones. Ricky koş. Ricky gittin. Ricky gittin. Gittin Ricky. Kaldır şimdi. Nereye abi nereye? Ortası bomboş. Çok kötü yer attı ya. Kayode bomboş. Ortada bekliyordu. İkinci araya Karagümrük başladı. Şurada birbirinin dönüşünde artık bir öne geçelim. Artık berabere kalmayalım ve sürekli bir berabere kalıyoruz. Bir an önce ikiyi bulalım ya. Yoksa bu lanet gibi bir şey olacak üstümüze yapışacak. Beşiktaş maçında, Alanya maçında sürekli 1-1. Şunu bir kıralım artık. Yeter yani. Biglia. Mevlüt. Biglia. Tekrardan Mevlüt. Ampodu. Ampodu bir daha faul yaptı. Yokmuş lan faul. Endao. Geldik. Kazanamadık. Hadi be. Aldık. Şöyle. Ne yapıyorsun? Hayır 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 öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Çok güzel Doğan. Doğan bekle abi. Bekle bekle. Şimdi aşağıya ver. Tamam güzel. Taylan'a ver şimdi Uğur. Taylan. Offside mı? Galiba offside. Aa yok lan. Oha. Offside yok. Vur Gradel. Hadi be ya. Çok kötü vuruş lan. Nasıl offside yok lan? Bayağı arkadan çıkmış herhalde. Ta kanat değiştiren pas geldi orada. Fabio Borini. Abi artık atabilir miyiz lütfen ya. Artık bir gol atalım. Lütfen artık. Lan çıkarın artık şu topu ya. Oğlum hakemin forması da siyah. Hangisi hakem? Aldık. Çok güzel abi. Ver ortaya. Oha oğlum ne yapıyorsunuz? Yavaş yavaş yavaş. Daha yavaş abi daha sakin. Daha sakin oyna.
Yusuf'tan ortaya doğru şimdi Kayode. Kayode'nin koşu yoluna diyecektim. Tamam, oraya gitti. Gradel. Gradel girdi içeri. Verdi şimdi pasını Kone. Aruna Kone. Geçmiyor ya. Koş koş koş. Koşun abi. Biraz daha presli ya. Pres aç. Aç ne varsa aç artık. Castro'dan ortaya gol yeme. Doğan. Doğan hemen ver. Çabuk ol. Çabuk ol, son dakikalar. Alasan Yusuf. Yusuf. Yusuf'tan aşağıya. Bir daha Alasan Yusuf. Yusuf bıraktı şimdi Kone. Kone ya, Kone koş. Bırak. Süper. Geliyoruz. Kaldır. Vur oğlum ve gol. İşte bu. Dakika 88'de 2-1 yapıyoruz. Kayode'nin golü ve Karagümrük karşısında burada 3 puanı çıkartıyoruz. Şöyle gidelim. Bu tarafa doğru koşalım. Bakalım nasıl bir gol sevinci yapacağız. Hocamızın yanına gidebiliyor muyuz? Takım arkadaşlarımızın yanına gittik ve sevincimizi paylaşıyoruz. Kayode son dakikalarda 3 puanı kaptı. Gerçekten çok kritik bir 3 puandı. Artık şu beraberliği kırmamız gerekiyordu. Ve sonunda kırdık abi. Sonunda şuradan 3 puan çıkarttık. Üf, güzel de kafa vuruşu bu arada. Kalecinin üstüne çıkmış. Kayode işte bu. Oh be abi ya. Son dakika golüyle birlikte kazandık. Buna gerçekten ihtiyacımız vardı bu arada. Bu 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Sonunda başardık. Hocam bitir hocam. Hocam bitir. Ultra defansif. Hoca. Bitir lan. Castro. Aman abi sakın. Sakın son dakikalarda gol yemek falan yok. Öyle bir şey yok abi. Ve bitiyor. 2-1 kazanıyoruz. 3 puan bizim oluyor. Kendi evimizde Karagümrük'e karşı 3 puan aldık. Oh be. Şimdi bundan sonraki maçımızda hedefimizi tabii ki Kulüp Brugge maçına çevirebiliriz. Şimdi puan durumuna bakalım. Galatasaray yenmiş ya. Kapanmadı. Malatya Spor karşısında galibiyet almışlar. Onlar da 2-1 kazanmış. Şimdi olsun. Ya bunu berabere kalsaydık 2 puan önümüze geçmiş olacaklardı. O yüzden gayet güzel oldu. Yenilmememizin sebebi var. 7 maçtır yenilmiyormuşuz. Söyleyemedim. Geç abi geç. Kulüp Brugge maçı. Şimdi şunun 3-3 revanşında artık alalım. Kazanalım. Ve çeyrek finale gidelim. Gerçekten çok önemli. Çeyrek finale gitmek. Şunları ilerlet abi. Fark etmiyor zaten. Bir şey olmaz onlardan. Biraz yorgun olacağız ama bakalım nasıl olacak artık. Ya bir şekilde şuradan çıkmamız lazım. O yüzden milli takımlara çağrılmış. Basın toplantısına falan gerek yok. Direkt şurada kazanalım. Deplasmanda 3-3'ün revanşında bakalım nasıl olacak. Takım full şey bu arada neredeyse. Hani Miyoshi, Uğur Çiftçi ve Ahmet Oğuz dışında full kondisyon. O yüzden şöyle yapalım. Miyoshi yerine buraya Dembele gelsin oyuna. Ve Okumuş'u almayacağım. Kritik maç çünkü. Ahmet Oğuz oynasın orada. Bu şekilde başlayalım. Bayağı kritik maç. Bölümümüzün 3. maçında rakibimiz bu sefer tekrardan Kulüp Brugge oluyor. Deplasmana geldik. Burada tabii ki 3-3'ün revanşı bayağı kritik. Çünkü onlar bize deplasmanda 3 gol attı ve bu kuraldan dolayı 3 gol çok önemli. Deplasmanda attıkları 3 gol. O yüzden burada en azından biz de bir 2-3 gol atalım da hani o avantajlarını biraz daha böyle ortadan kaldırmış olalım. Maça onlar başlıyor. Haydi oğlum. Bu arada bunu yenersek, bu turu geçersek daha doğrusu galiba çok da büyük rakipler yok. Bir Inter falan vardı diye hatırlıyorum. Leicester City falan da yok galiba. Tottenham da yok herhalde hatırladığım kadarıyla. Çok da zor olmayan rakipler var gibi. O yüzden bu turu geçip yolumuza devam edelim, süper olur. Öyle bir şey olursa süper olur. Ve özellikle Inter gelmezse süper olur. Inter gelirse bir tık sıkıntı. Çünkü finale kadar gidebilecek bir rakip Inter. Onun haricinde çok da bir sıkıntımız yok. Şu 3-3'ün revanşını alalım ya. Güzel. Yusuf. Oy. Riki. Riki bıraktı şimdi Kayode. Kayode'den. Hadi be abi çok hızlı ya. Ulasan Yusuf. Hadi be. İyi bir deneme uzaklardan. Defansif orta sahamız yeri kadar çıktı. Uzaklardan bir deneme olmadı. Bu arada maç 1-0 falan olsa da olur lan. Hani her türlü çıkıyoruz yani. Bir gol attığımız takdirde. Tabii gol yemeden. Bir farkla olduğumuz takdirde kazanıyoruz zaten. Şöyle verdik. Yusuf. Yusuf'tan yukarıya doğru. Karamoko. Şimdi Ricky J. Jones'a doğru. Evet yanlış söylemedim. Ricky. Şurayı bir düşündüm. Geçti.
Karamoko, Dembele ve gol! Karamoko Dembele. O pası düşündük ve geçti o pas. Dönüşünde de gol atıyoruz. O pasın geçmesiyle birlikte tabii ki gol atmamız işlem bile değildi. Karamoko deplasman tribününe geldi ve taraftarlarımız da böyle çakışıyor elleriyle. Karamoko Dembele. 1-0 öne geçtik. Bu şekilde biterse biz çıkıyoruz. Toplam skor 4-3 oldu çünkü. Az kalsın yanımızdaki oyuncu topu alacaktı ama sol ayağıyla tam zamanda bitiriyor Karamoko. Ve burada ikinci golünü attı ve 1-0 öne geçtik. Dakika 30'da. Güzel abi. Ama tabii ki şimdi gol yemeyelim. Çünkü berabere kaldığımız takdirde de onlar çıkıyor. Deplasmanda daha çok attıkları için. Berabere kalmak diye bir şey yok. Öyle kalmayalım. Aman diyeyim. O kereke. Lang. Oy yapma. Yapma öyle bir şey. Son anda Ampadu. Ampadu güzel engelledi. Korner. Geldik abi buraya kadar. Tamam. Korner kullanıldı. Riki orada zaten. Hiçbir sıkıntı yok. Koşmaya çalıştık ama kimse yok bizden. Şöyle geldik. Danceville. Aldık topu. Alasan Yusuf. Hemen ileri doğru çıkıyoruz. Koş Alasan. Koş Yusuf. Ver şimdi pasını da. Gradel nereye gidiyorsun lan? Nereye gittin oğlum öyle? İlk yarının artık son dakikaları. Şurada belki bir gol daha olabilir. Hadi oğlum bir gol daha. Karamoko. Çok hızlısın abi, koş. Koş Karamoko. Girdin içeri. Karamoko, verdin pasını oradan. Olmadı. Hadi be. Olmadı ya. Şut deneseydik acaba olur mu diyeceğim de. Yani bir iyimser deneme olurdu belki de. Kaleci kurtarırdı gibime geldi. O yüzden pas verelim dedim de olmadı. Dayı Çong geliyor şimdi. Offside. Güzel. 45+1. Hocam bitir. Ver abi şöyle aşağıya şimdi. Yusuf. Sen de bırak Karamoko. Bıraktı şimdi. Bir daha Karamoko. Çok güzel bir Verkaç orada. Verkaç'ın devamı gelir mi işte bu? Verkaç'ın devamı geliyor. Taylan, hadi be. Ben aslında orada Kayode'yi düşündüm bu arada. Kayode çok yakına geldiği için topu kaldıramadık. Okereke. Bit. Stan Taylan kesiyor topu şimdi. Ortaya doğru. Ne oldu? Ya offside'miş. Kayode offside. Çong alamadık. Tamam, ta yukarı doğru. Olsun abi, sıkıntı yok. Şimdi şöyle ver abi. Ver ver ver. Hadi. Dakika 60 olmak üzere artık. Şöyle bir gol daha atıp bu maçı kapatmaya çalışalım ya. Çünkü iki gol atmaları gerekir. Yapma. Bir gol daha atmamız lazım. Deplasmanda attıkları golün hiçbir anlamı kalmayacak o zaman. Eğer bir gol daha atarsak. Bu arada şu Chong'a dikkat edelim. İyi oyuncu. Güzel. Taylan. Orada engelledi. Chong oyundan çıktı galiba. Tam dikkat edelim dediğim zaman oyundan çıktı çocuk. Balanta. Geldik. Ortadayız. Savunamadık. Dirar oyuna girmiş bu arada. Chong'un yerine girdi galiba. Max Gradel. Gradel'den şimdi pas geldi oraya doğru. Taylan. Şimdi yukarıya düşündü ama geçmiyor top. Balanta. Şimdi güzel düşünce ama top dışarıda. Şu ana kadar çok fazla gelemediler. Tabii ki başka bir şey söylemeyeceğim. Gerçek olmasın. Şu ana kadar fena değil. Fena değil. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Hadi abi bir gol daha ya. Bir gol daha, başka bir şey gerek yok. Kaçıyor bak, gördüm onu. Kaçıyor abi. Son ana kadar bekledik ve son anda attık pasımızı. Çok güzel pas geldi bu arada. Şimdi şöyle bir orta. Vur oğlum Kade. Nasıl out ya? Oğlum nasıl dışarı attın ya? Uçan kafa vurdu oradan. Kayode. Ah be abi ya. 2 olmak üzereydi. Şu ikinci gol atsak var ya, o kadar rahatlayacağız ki bu arada. Gerçekten o kadar rahatlayacağız ki maalesef. Hala atamadık. Süper. Şöyle verdik şimdi ortaya doğru. Bir pas daha geldi. Yukarıdan Gradel. O kadar boş kaçıyor ki. Koş Gradel. Aç ayağından. Uf. Vur Taylan. Vur oğlum. Aa lan dışarıda. Yapma be Kayode. Oğlum izledim böyle topu ha. O kadar yavaş gittik top böyle. Bak bak bak. Top havada asılı kaldı resmen ya. Şuna bak. Aşırtma gibi bir şey vurmuş ama top yere inmiyor. Maalesef abi. Son 14 dakika falan kaldı artık. Burada maçı kapatmaya çalışacağız. Ama işte o bir golü de attık, süper olacaktı. Ya son dakikalarda yiyeceğimiz bir golle turdan bile elenebiliriz şu anda. O yüzden gol yemeden, çok güzel Malik Tia bu arada, yukarı ver. Gol yemeden bir gol daha atalım ki turu garanti altına almış olalım. Her şey bizden yana olsun. Verdik. Şimdi şöyle verdik. Taylan bir pas daha verdin. Kayode. Ah be Kayode ya. Keşke verseydik orada. Cık. Güzel. Yusuf çok güzel geçtin bu arada harbiden. Harbiden çok iyi geçtin. Şimdi Karamoko.
Karamoko gidiyorsun. Hop. Çekti. Karamoko bir tık vakit mi harcıyorsun? Karamoko bir tık vakit mi harcıyorsun? Son dakikalar artık. Hadi abi. Gol yemeyelim artık şurada. Lütfen. Gol yemeyelim. 1-0 olsun bizim olsun. Aman diyeyim öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ampodu. Yapma. Yapma. Kay. Olmadı. Kaydık olmadı. Yeme. Yeme koş geliyor. Sakın abi lütfen. Doğan. Doğan Ender. Lan ne yapıyorsun? Hocam. Bitmedi mi? Hayır. Ne oldu? Top dışarıda. Out. Ve burada maç bitiyor. Şöyle ne yapalım? Biraz daha bekleyelim. Biraz daha bekleyelim abi. Bekle. Bekle. Bekle bekle bekle. Şimdi kullan. Daha geri kadar abi. Kullan kullan kullan. Rahat. İndir abi Alasan Yusuf. Ve burada maç bitiyor. Deplasmanda Kulüp Brugge 1-0 mağlup edip UEFA Avrupa Ligi çeyrek finaline yükseliyoruz. Toplam skor 4-3. Ucu ucuna geçtik gerçekten. 3-3'ün rövanşında 1-0 aldık. Oh be. Gerçekten oh yani acayip rahatlattı. Arsenal'dan daha çok zorladı bu arada. Gerçekten Arsenal'dan daha çok zorladı. Karamoko Dembele'nin golüyle birlikte kazandık. Şimdi bakalım çeyrek finalde. İnşallah Inter gelmez. Hani Inter gelirse kötü olur. Röportaja gidelim. 9-0 ortalaması varmış. Feyenoord, Napoli geçti mi bilmiyorum. Bu arada Bielefeld geçerse çok güzel olur lan. Inter geçmiş, Feyenoord geçmiş, Napoli geçmiş. Olympique Lyon, Leipzig, Roma ve Real Sociedad. Şimdi zor rakipler de var. İnşallah kolay rakip gelir. Inter harici ve Napoli harici... Leipzig de var da işte. Ya onlar hariç çok da çekinmiyorum. Hani çok da çekinecek bir şey yok. Ama bakalım. İnşallah şöyle kötü bir takım gelir ya. Değil mi? Çeyrek finalde şöyle kötü bir takım gelsin abi. Hadi. Hadi oğlum kim geliyor lan? Birkaç gün atlamamız gerekiyor galiba. Yok maç geldi. Maç ertelendi dediğine göre geldi. Şu anda bu arada gördüğünüz gibi 6 puan fark devam ediyor Galatasaray'la. Fenerbahçe ile yine 6 puan ama onların bir maç fazlası var. Yani yendiğimiz takdirde 3 puan fark olacak. Kim geldi? Olympique Lyon geldi. Yani çeyrek finale göre normal bir rakip. Ben bu bölümü burada bırakmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü yeni Malatya Spor ve Erzurum Spor maçları var. Ben bu iki maçı video harici yaparım. Ve bir sonraki bölüm Olympique Lyon, Göztepe. Tekrardan Olympique Lyon ve Konya Spor maçını atlayıp Beşiktaş maçına ya da Konya Spor maçını yaparız. Fark etmez. Ya bu iki maçtan birini de eklemiş oluruz. Bu maçlık 3 maç olsun. Çünkü şimdi Malatya Spor'u falan yapmayalım. Hani Deniz demişim. Erzurum Spor maçı da var aynı şekilde. O şekilde devam edelim. Ve ondan sonra da Gençler Birliği buraya tabii geçersek yarı final maçları eklenecek. Geçemezsek kalacağız tabii ki burada. Ondan sonraki maçlarımıza devam ederiz. Ve sezonun sonuna doğru yavaştan gelmiş oluyoruz. Avrupa Ligi'nde çeyrek finaldeyiz. Ya buradan ötesini bilmiyorum. Lyon'un kadrosu nasıl hiçbir fikrim yok. Göreceğiz tabii ki bir sonraki bölüm. Bakalım inşallah çok da güzel kadro yoktur ama buraya kadar geldilerse kadroları da güzeldir herhalde. Kulüp Brugge'a karşı bir tık zorlandık. Daha kolay geçmeyi bekliyordum ama o kadar kolay geçmedik. Kaç para kazandık? 3 milyon falan mı? 1 milyon. Hiç vermeseydiniz kanka. Ya 1 milyon. Bu ne oğlum? Zaten yönetim alacak yarısını falan. Sezon sonunda. Neyse. Arkadaşıma beğenmişsinizdir. Kulüp Brugge'u geride bıraktık. Artık çeyrek finalde Lyon'la karşılaşacağız ama... Bilmiyorum böyle yarı yarıyayım şu anda ihtimal olarak. Geçebiliriz de geçemeyebiliriz de. Biraz deplasman golü kuralına bakıyor. Orada ilerleyeceğimiz şekline bakıyor. Samatta 18 gol, Falcao 16 gol mü? Ne kadar gol atmış lan bunlar. Neyse. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay.